sabah yeneriz ve mutlu oluruz. Ben yüksek bir atmosfer bekliyorum. Biz de zaten orada yerimizi alacağız inşallah. Galatasaray Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Taraftar Hikayeleri programında Galatasaray taraftarının kalbinin attığı İstiklal Caddesi'ndeyiz. Lazio maçı öncesi sarı kırmızıların heyecanını sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Lazio maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Neler söylersin? Çok heyecanlıyım. Öncelikle ligdeki durumdan dolayı yani biraz sıkıntılarımız var ama UEFA Kupası bizim için çok değerli ve hani Şampiyonlar Ligi aslında bizim öncelikli hedefimizdi ama UEFA Kupası'nda da dilediğimiz yere kadar ilerlemek istiyoruz ve dolayısıyla bu maç çok önemli. İkinci maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Dolayısıyla burada takımımızı yalnız bırakmamak için önce burada arkadaşlarla buluşup ondan sonrasında komple Türk Telekom Arena'da yerimizi alacağız. Skor tahminim var mı? Vallahi skor tahminim şu anda 2-0 gibi görünüyor. Aslında 1-0 gibi düşünüyordum ama daha sonrasında biraz daha heyecanlı oynayıp ve Selçuk İnan'ın 200. maçı olması sebebiyle onun da bir gol atacağını düşünüyorum ve dolayısıyla 2-0 alırız gibi geliyor şu anda maçın skorunu öyle şekilde düşünüyorum. Muslera eski takımına karşı forma giyecek. Bununla ilgili neler söylersin? Vallahi Muslera aslında hani Lazio'da da iyi bir kaleciydi ama bize gelince kendini bayağı bir geliştirdi. Hani dolayısıyla onun için de belki duygusal bir maç olabilir ama sonuçta Galatasaray'da kendini ispatlamış bir kaleci. Dolayısıyla hani eski takımına karşı da ben son derece güzel oynayacağını düşünüyorum ve önemli kurtarışlar yapacağını düşünüyorum bizim açımızdan. İstiklal Caddesi'nde gezerken 500 kilometre öteden gelen bir taraftarımızla karşılaştık. Sizi tanıyalım. Mehmet Kayaçal, Ultra Aslan Kastamonu İl Koordinatörü ve Kastamonu Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanıyım. Her maça Kastamonu'dan maça geliyoruz arkadaşlarımızla birlikte Galatasaray'ı desteklemek için. Kendi şehrimizde de Galatasaray'ı elimizden geldiğince temsil etmeye çalışıyoruz. Lazio maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maçla ilgili neler söylersiniz? Evet, şimdi biz de buradan stada geçeceğiz. Lazio maçını kazanacağımıza inanıyoruz. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Avrupa'da daha farklı oynuyor. Ligdeki durumumuz bu sene diğer senelere göre daha iyi olmasa bile Avrupa'da daha farklı oynadığımız için bugünkü maçı en az 2 farkla kazanacağımızı düşünüyorum. Takımımıza güveniyoruz. Avrupa'da tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekibimiz var. İnşallah Lazio'yu eleyerek UEFA Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gidebileceğiz. Türk Telekom Arena'da nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? Türk Telekom Arena'da bugün koreografi olacak. Çok güzel bir koreografi hazırlığında arkadaşlar. İnşallah güzel bir atmosferle birlikte taraftar gerçekten de bugün tribünleri ağzına kadar dolduracağına inanıyorum. 12. adam görevini bugün layıkıyla yapacak ve takıma itici bir güç olarak bu yansıyacak ve maçı da kazanacağız. Umarım başarılı geçer. Avrupa'da daha farklıyız. İnşallah daha ilerlere gideriz. Şampiyon oluruz. Ben de başarılı geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da daha iyi oynadığını görüyoruz. Adı üstünde Avrupa Fatihi. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. 1-0 yeneceğimizi düşünüyorum. Türk Telekom Arena'da nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? Full dolacağını düşünüyorum. Sabahtan beri İstanbul'dayız. Her yeri gezdim. Herkes Galatasaray'a atkılı, Galatasaray kaşkollu. Herkes burada. Stadın tıklım tıklım olacağını düşünüyorum. Yani. Zor bir maç olacak ama taraftarımız bugün neredeyse 40 bin kişi bekleniyor. Kazanacağız ya. Öyle de böyle kazanacağız bu maçı ya. Ben inanıyorum. Kötü olsak bile, Burak Yılmaz gitse bile, kralımız gitse bile yine kazanacağız ya. Umudumuzla, yine Schneider'imize her türlü kazanacağız ya. İstiklal Caddesi'nde her yer sarı kırmızı. Türkiye'nin her yerinden gelen taraftarlarımızı görmek mümkün. Şimdi de yanımda Bursa'dan gelen taraftarlarımız var. Sizleri tanıyabilir miyim? İsmim Serkan. İsmim Eşref Şengül. Bursa'dan geliyoruz. Takımımızı desteklemek için geldik. Her şartta, her zaman kampanyamıza destek veriyoruz ve tek bilek, tek yürek diyoruz.
Lazio maçı ile ilgili neler söylersiniz? İnşallah yeneriz. Yenmek için geldik. Takımımızı seviyoruz. Oyuncularımızı da seviyoruz. İnşallah onlar da bizi bugün sevindirirler. Galatasaray Lazio maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maçla ilgili neler söylersin? İnşallah yeneriz. Umutluyuz. 2000 yılında aldığımız UEFA Kupası'nı tekrar bu sene inşallah tekrar yenileriz. Hani takımın ruhuyla oynaması lazım. 2000 ruhuyla oynarsa her şeyi yapacağına inanıyorum. Kazanacağına inanıyorum. Biz İzmir'den geliyoruz, Kemeraltı'ndan. Bu maçın özel geldik. İnşallah bu akşam Lazio'yu yeneceğiz. Oraya da rahat gideceğiz inşallah. Bugün şeytanın bacağını kırıp doğru yolda yürüdüğümüzü herkese göstereceğimize inanıyorum. Forvetimiz olmasa da Umut Bulut her şeyin üstesinden gelebileceğini bu maçta göstereceğine inanıyorum. Bu ruh haliyle inşallah yeneriz ve mutlu oluruz. İnşallah bu senenin artık son umuduyum. Ligde umudumuz kalmadı. Avrupa'da yolumuza devam edip Galatasaray gene bize kendini affettirecek. Biz Kütahya Gediz'den geliyoruz arkadaşlarla beraber. İnşallah yeneceğiz. 2-1 yeneceğiz. Lazio yenmemiz şart. Başka da bir çaremiz yok. Yoksa Galatasaray'ın kötü günlerinde bir galibiyet bizim için çok iyi olacak. İnşallah bunu başaracağız. Başaracağımıza inanıyorum. Galatasaray bu aralar çok kötü gidiyor. Fakat biz her zaman kişisel olarak değil, takım ruhuyla oynadığımız için bugün Lazio'yu parçalayacağımızı düşünüyorum. Bu akşam Türk Telekom Arena'da nasıl bir atmosfer bekliyorsun? Ben yüksek bir atmosfer bekliyorum. Biz de zaten orada yerimizi alacağız inşallah. Çok süper bir atmosfer bekliyorum. Harika bir atmosfer olacağından inanıyorum. Ankara'dan zaten geldik biz bu maç için. Takımımızı desteklemeye ve inanıyoruz ki bu maçı alacağız yani. Ermek 3 olacak. Ligde ne kadar kötü olursak olalım Galatasaray Avrupa'nın fatihidir her zaman. Yüreğimizde sahada biz üzerimize düşeni tribünlerde yerine getireceğiz. Koreografimiz de var zaten. Umarım alnımızın hakkıyla Avrupa'da bari yürürüz. Şu aralar lig kötü. Umarım dilediğimiz puanı, istediğimiz sonucu alırız. İyi bir atmosfer bekliyorum. İnşallah iyi gelir. Hepimiz birbirimize iyi geliriz. Bugün herkesin tek yürek olduğunu göstereceğine inanıyorum ve statta boş koltuk görmeyeceğimize inanıyorum. Çok ateşli taraftar bekliyorum. İnşallah bu akşam güzel bir maç olacak. Koreografi ile ilgili aldığımız ipuçlarına göre tek bilek tek yürek kampanyasıyla ilgili olacakmış herhalde. Bununla ilgili neler söylersin? Ya biz kötü gün taraftarıyız. Güzel günde sevmedik umarım. Dediğim gibi kampanya da işe yarar. Biz de üzerimize düşeni yapabiliriz. Umarım taraftar olarak yanında oluruz. Sahaya da yansırlar bu motive. Koreografiler olacakmış takip ettiğime göre. Yani çok güzel yine bir ambiyans olacak. Zaten ilklerin takımıyız. İlklerin her şeyi biz yapıyoruz. Koreografileri, en güzel besteleri. Yine harika bir atmosfer bizi bekliyor. Statta coşku. Bir de yenersek tam bir bayram odası olacak. Bugün çok farklı bir atmosfer yaratacağına inanıyorum. Çünkü herkes kötü günde değil, iyi günde Galatasaray taraftarı. Biz Galatasaray aşığız. O yüzden her şeyin en iyi şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Takımımızı da sonuna kadar destekleyeceğiz. Mersin'den geliyorum. Her geldiğimde Türk Telekom Arena coşuyor. Her geldiğimde çıldırıyoruz. O yüzden Türk Telekom Arena bence Türkiye'nin en iyi stadı. Ve bugün de çok güzel işler başaracağız bütün taraftarımızla beraber. Skor tahmini var mı? 1-0 olsun bizim olsun. 1-0 olsun bizim olsun. 3-0 veya 3-1 olabilir. 2-0 olsun bizim olsun. Gol yemeden 2-0. Skor tahminim 2-0 diye düşünüyorum. Hani Podolski ve Schneider atar diye tahmin ediyorum şu anda. Yani en az 1-0 galip olmalıyız ama 2-0'ı diliyorum. Diğer maçı garantiye almamız için. 2-1. Genelde benim skorlarım tutar genelde. Fenerbahçe 2-1 yendiğimiz maçta da aynı şeyi söylemiştim, tuttu. İnşallah bu maçta da 2-1 yeneceğiz. Nereden geliyorsun? Kütahya'dan. Maçla ilgili neler söylersin? Galatasaray 1-0 ya da 2-0 yenebilir Lazio'ya. Goller kimlerden gelir? Umut, Schneider, Podolski. 2-1 biz yeneceğiz. İnşallah 1-0 olsun bizim olsun deriz yani. İlk yarı Lazio 1-0, ikinci yarı Galatasaray 2-1 alacak inşallah. En azından 3 tane atacağız. Onları mutsuz göndereceğiz Lazio'ya. Öncelikle çok heyecanlıyız maç başlayacak diye. Bu sefer takımımıza çok güveniyoruz. Podolski olsun,
Yasin Öztekin olsun, Snyder olsun, inanılmaz güvenimiz tam. Bu maçı alacağız. 2-0, 3-0 olur hiç fark etmez. Her türlü alacağız bu maçı bu sefer. Armamızı koysak 3 atarız. Biz takıma güveniyoruz, ruha güveniyoruz, stada güveniyoruz, atmosfere güveniyoruz. Bu kötü günler geçecek. Buna inanıyoruz. Gol kimden gelir? Schneider'den gelsin diyorum ya. Schneider. Podolski ve Schneider. Umut'tan gelir. Podolski'den gelir. Schneider'den gelir. Gol inşallah Podolski'den gelir. Ben Schneider, üzerimde Schneider forması var. Schneider'den kesin bir gol bekliyorum. Bu akşam Selçuk'un kaptanımızdan da çok güzel bir gol bekliyorum inşallah. Benim içimden geçen 2-0. En az 2 farklı galibiyet alacağız bugün. 2 tane Schneider Volkan'a attığı gibi atsın yeter. Bizim goller Yasin ve Podolski'den gelecek. 3 galiba içine doğdu. 3-0 mı alacağız maçı? Evet, 3-0, 2-0, 1-0. Hepsi birer aslan, fark etmez. İnşallah alırız. En az 3-0 bekliyoruz. Burada sizden goller bekliyoruz. Valdaş Bil demiş de. Podolski mi? Lucas. Bence Galatasaray çok güzel futbol oynuyor ve bizim Alman futbolcumuz Podolski olduğu için de Galatasaray bugün kazanacaktır ve kazanacak. Teşekkür ederim. Bizim zwei Tore. Lucas Podolski. Lucas Podolski 2 tane kesin gol atacak. İstiklal Caddesi'nde taraftarlarımızın nabzını tuttuk. Şimdi onlarla birlikte Türk Telekom Arena'ya doğru hareket ediyoruz. Metro yolculuğumuz sırasında Almanya'dan gelen taraftarımızla birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Serbay, Serbay Kurt. Almanya Stuttgart'tan maça geldik. Hanımla geldik de hanım kameraya çıkmıyor. Utangaç. Maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. Neler söylersiniz maçla ilgili? İçim rahat. 2-1 alıyoruz. Schneider, Sabri. Sabri atacak bugün. İşte o ayağım uğurlu gelir, bunu söyleyeyim. Atağımız devam edecek. Selçuk ara pası. Ryan Donk offside yok. Donk bıraktı. Sabri vur ve gol! Sabri'nin golü Galatasaray. 1-0 önde 12. dakikada Lazio karşısında. İnşallah. Türk Telekom Arena'da nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? 30 bin taraftar bekliyorum. Ses, gürültü, heyecan. Bakalım. Heyecan hissediyorum. Yani Fransa'dan buraya geldik maç için. İnşallah güzel olmasını temenni ederim. Vallahi Galatasaray'dan bu akşam yine tarihi bir zafer bekliyoruz. Bizi alıştırdığı üzere her zamanki gibi 4 yıldızın armağanın parçalının hakkını verecekler bu akşam. İnanıyoruz. 1-0. Cimum atar. Skor tahminim 2-1. Schneider'in güzel bir gol. Umuyoruz yani Schneider'in. İnşallah. Tabii ki Podolski. Valla açıkçası inşallah güzeldir. Çünkü ilk defa Türk Telekom Arena'ya gidiyorum. Atmosfer için daha doğrusu. Yurt dışında çok maç izledik de Türkiye'de ilk defa olacak. İlk defa Türk Telekom Arena'ya geliyorum dediniz. O zaman ilk maçınızı izleyeceksiniz. Heyecanlı mısınız? Mutlaka mutlaka. Yani aslında meraklıyım daha doğrusu. İnşallah taraftarlar bu merakımı getirirler yani. Güzel olur inşallah. Bence Galatasaray'ın Lazio'yu 3-0 yeneceğini düşünüyorum. Burak olmasa da gol atacağız. Bence Snyder ve Şecu atar.
İstiklal Caddesi'nden sonra şimdi Türk Telekom Arena'ya geldik ve Aslanlı Yol'da taraftarlarımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. Neler söylersin? Vallahi takıma güveniyorum. Podolski'den gol bekliyorum. 3-1 biter diye düşünüyorum. Podolski haricinde goller kimlerden gelir? Snyder'den gelir. Bir de şudan bekliyorum ya. Tek bilek, tek yürek kampanyasıyla ilgili bir koreografi olacağı söyleniyor. Kampanyayla ilgili neler söyler? Kampanyaya katıldık işte. Yaklaşık 10 tane bileklik aldık. Takıma güveniyoruz yani. Bence iyi bir sonuç alacağımıza ben inanıyorum. Avrupa'da çünkü bu Galatasaray farklı yani oynuyor. Ama toplu halde... İyi bir sonuç bekliyorum bu maçtan. Yani bu Türkiye'deki gibi olmayacak diye tahmin ediyorum. Skor tahmininiz var mı? 2-0 Schneider. Türk Telekom Arena'da nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? Bir Avrupa maçı olduğu için çok iyi bir atmosfer bekliyorum. Sevdanın uğruna görüldüğü gibi taraftarımızın da Aslanlı'da yoğun bir ilgisi var. La 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 la. La 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 la. 3-1 yeneceğiz inşallah. Uzun süredir gelmiyoruz maça. Büyük beklentimiz var. İnşallah alacağız maçı. Skor tahmininiz var mı? 2-0. Çok heyecanlıyız. Zaten UEFA Avrupa Ligi'ne 4,5 yıldır falan katılmıyoruz. Sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorduk. Bu sene böyle bir talihsizlik diyelim biz bunun adına. Başarısızlık değil. Bakalım, kupayı gözümüzü diktik. 2000'den sonra 2016'da da tekrar kupayı almak istiyoruz. Oyuncularımıza ve yönetimimize güveniyoruz. Bu günlerde özellikle taraftarlarımıza destek olmaları için buradan sesleniyorum. İnşallah onlar da stada gelir ve desteklerini sürdürürler. Çünkü bugünlerde taraftara bu kulübün ihtiyacı var. Biz de bir taraftar olarak burada bulunmaktan gurur duyuyoruz. Vallahi takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Onun için geldik. Hem destek sağlıyoruz tek bilek, tek yürek projesinde. İnşallah galip geleceğiz. Ya avantajlı skor almak istiyoruz ama zor gibi. Ama takımımızda her zaman güveniyoruz, arkasındayız. Skor tahminin var mı? Skor tahmini 2-0. Goller kimlerden? Podolski. Galatasaray'a gönül veren bütün taraftarlarımızın cebinin yettiğince, hani bütçesinin yettiğince bu kampanyaya destek vermesini umuyorum. Ben vallahi hani eşime, dostuma, arkadaşlarıma, herkese alabildiğim kadar bütçem dahilinde aldım. Herkes elinden geleni yaparsa en azından bu zorlu süreçte kulübümüze bir katkı sağlamış oluruz ki bir an önce bu ekonomik krizi atlatabiliriz. Maçla ilgili neler söylersiniz? Normalde kolay bir maç olması gerekiyor ama performans olarak biraz sıkıntılı bir dönemdeyiz. Fakat takım bunun bilincinde diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu sene asılmaları gereken en büyük maç bu şu anda. Hakkını vereceklerini düşünüyorum. Umarım kazanacağız. Skor tahmininiz var mı? 1-0 veya 2-1 diyorum. Kolay olmayacaktır. Gol kimden gelir? Valla iki tane atarsak hafta içi çıkan spekülasyonlara istinaden Selçuk'ta Snyder atar diye umut ediyorum. Teşekkür ediyorum. Siz neler söylersiniz tek bilek tek yürek kampanyasıyla ilgili öncelikle? Valla tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz bu hususta. Sonuçta iyi günde kötü günde Galatasaray taraftarıyız. Bu zor günlerde de tüm taraftarımızı hani şu anda bizim yaptığımız gibi bütün taraftarımızı bekliyoruz açıkçası. Skor tahmini olarak da açıkçası hani Avrupa'da Galatasaray her zaman farklı oynuyor. Tamam şu anda Türk Ligi'nde kötü durumda olabiliriz ama Avrupa'da bambaşka oynuyoruz gerçekten. Bugün de kazanacağımıza inanıyorum. İnşallah Snyder güzel golleriyle bizi mutlu edecek bu akşam diye düşünüyorum. İnşallah bugün yeneceğiz. Yani bu... Yok, bugün yeneceğiz. Bu takıma bir dur diyeceğiz. Skor tahmininiz var mı? 2-1. Goller kimlerden gelir? Podolski, Selçuk. Elinizde tek bilek tek yürek kampanyasına ait bayrağı görüyorum ve bileklikleri görüyorum. Kampanyayla ilgili neler söylersin? 20 tane aldık. Biraz azaldık. Durumumuz bu kadar.
daha çok almak, evet daha çok almak isterdik ama 20 tane aldık. Yani inşallah kazanırız. Vallahi inşallah ligdeki kötü gidişi Avrupalı olduğumuzu gösterip kıracağız bu şanssızlığı. Kadroyu daha bilmiyorum ama inşallah Mustafa Denizli eski günlerini aratmaz bize. Öncelikle benim yaşım 41. Ben 35 senemi Ali Samiyen'den beri kovalıyorum. En heyecanlı maç benim Naşet Özdemak 5-0'lık maçıydı Ali Samiyen'de. O maçta çok dua etmiştim. Bir de bu Real Madrid Barcelona maçları, inşallah bu maçı en azından 3-0 alıp en azından çeyrek final yolunu garantilemiş olacak. Taraftar Hikayeleri programında bu hafta İstiklal Caddesi'nden ve Aslanlı Yol'dan maç öncesi taraftarımızın heyecanını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Haftaya yepyeni hikayelerle karşınızda olmak üzere, hoşça kalın.